münafık güçlü sandığı taraftan yana tavır alır. Münafıkların önemli bir özelliği Allah rızasının değil, şahsi çıkarlarının peşinde olmalarıdır. Herhangi bir konuda kendilerine bir yol çizecekleri zaman, hangi tarafta ya da kimin yanında olursam daha fazla çıkar ve imkan elde edebilirim diye düşünürler. Ve bu hesapları doğrultusunda her zaman kendilerince daha fazla güç ve itibar sahibi olduğunu sandıkları taraftan yana tavır alırlar. Bir ayette Allah'ın, şeytandan Allah'a sığınırım, arada bocalayıp dururlar. Ne onlarla ne bunlarla, Nisa suresi 143 sözleriyle bildirdiği gibi, kuvvet hangi tarafa geçerse münafık da ondan yana tavır alır. O devirde küfür kimse, kim güçlüyse münafık ona hizmet etmek ister. Firavun devrinde olsa Firavun'a, Nemrut devrinde olsa Nemrut'a yanaşır. Başka bir deyişle o devrin Firavunu ve Firavun devleti hangisi ise münafık onun yüceliğine inanır ve gücü orada sanarak oraya sığınır. Günümüzde de hangi dünya derin devletleri, hangi kirli yapılanmalar ve hangi şeytani güç odakları daha güçlüyse münafıklar hemen onlarla bağlantıya geçerler. Basit bir ruha ve alçak bir karaktere sahip olan münafıklar, bu karanlık güç odaklarının kendileri için bir nevi kurtarıcı olduğuna inanır ve onlarla şeytani bir işbirliği içine girerler. Ancak Müslümanlar bir başarı kazanırsa, o zaman da hayasızca hadis suresinde bildirildiği gibi, şeytandan Allah'a sığınırım, sizlerle birlikte değil miydik? Hadis suresi 14, diyerek onlara yanaşırlar. Çıkarları için bir süre daha sinsice Müslüman taklidi yapmaya devam ederler. Tekrar küfrün güçlü olduğuna kanaat getirdiklerinde de Müslümanlar aleyhinde onlarla ittifak kurmaya yönelirler. Bir başka ayette şeytandan Allah'a sığınırım, bu işten bize ne var ki diyorlardı. Ali İmran suresi 154. Sözleriyle bildirildiği gibi münafıklar her zaman önce enine boyuna bir menfaat hesabı yaparlar. Eğer Müslümanlardan bir çıkar elde edebileceklerini düşünürlerse, onlardan yana küfürde bir imkan bulduklarını zannederlerse de hemen inkarcılardan yana dönerler. Münafığın bu oynak karakteri ve güç kimdeyse ona yanaşmaya çalışan tavrı, ayrıca Kur'an'ın şeytandan Allah'a sığınırım, kafirlere bir pay düşerse size üstünlük sağlamadık mı? Müminlerden size gelecek tehlikeleri önlemedik mi? Nisa suresi 141 ayetiyle de tarif edilmiştir. Ayette ayrıca münafıkların Müslümanların aleyhine sinsice ve kalleşçe harcadıkları onca çabanın karşılığı olarak küfrün elde ettiği güçten bir pay talep ettikleri de belirtilmektedir. Başka bir ayette ise Allah Şuayb peygamber aleyhisselamın kavminden örnek vermiş ve halkının ona şeytandan Allah'a sığınırım, ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu biz kavrayıp anlamıyoruz. Doğrusu biz seni içimizde zayıf biri görüyoruz. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin dediklerini haber vermiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Şuayb dediler. Senin söylediklerinin çoğunu biz kavrayıp anlamıyoruz. Doğrusu biz seni içimizde zayıf biri görüyoruz. Eğer yakın çevren olmasaydı gerçekten seni taşa tutar öldürürdük. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin. Hud suresi 91. Şuayb peygamber aleyhisselamın kavmindeki inkarcıların bu sözleri, münafıkların inananlara bakış açılarını anlamak açısından oldukça dikkat çekicidir. Bu kişiler peygamberin sözlerinin çoğunu kavrayıp anlamadıklarını, yani anlattıklarının kendilerini ilgilendirmediğini, bu yüzden de söylediklerinin sadece işlerine gelen kısımlarını kavradıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca peygamberi tenzih ederiz, kendisini küfrün arasında güçsüz biri olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Münafıkların bu çarpık kanaatlerinin tek sebebi, küfrün Allah'tan bağımsız bir güç olduğunu sanmalarıdır. Allah'ın sonsuz gücünü takdir edemedikleri için, zahiren gördükleri şartlara göre bir değerlendirme yaparlar. Küfri sistemler, derin devletler, maddi yönden, çevre ve itibar yönünden onlara daha güçlü gibi görünür. Müslümanların ise dünyaya hakim olan tüm bu güç odakları içerisinde sadece küçük bir topluluk olarak yer aldığını düşünürler. Oysa ki küfrün çoğunlukta, Müslümanların ise az sayıda olması Allah'ın özel olarak yarattığı bir kanunudur. Ve Müslümanların sayıca küçük gördükleri yerde Allah'ın sonsuz gücü tecelli etmektedir. Çünkü Allah, elçilerini ve kendisinden yana olan inanan kullarını sonsuz gücüyle desteklemektedir. Küfürdeki güçlü gibi görünen tüm şeytani yapılanmaları yaratan ve onların her attıkları adımı kontrol eden Allah'tır.
Onlar gibi dünyadaki tüm insanları, toplumları, kuruluşları, ülke yöneticilerini yaratan ve adım adım her yaptıkları işi, her söyledikleri sözü yönlendiren tek güç de yine yalnızca Allah'tır. Tarih boyunca Allah'ın adetullahı ve imtihan ortamının bir gereği olarak inkar edenler her dönemde inananlardan sayıca fazla olmuştur. Ancak işte Allah'ın sonsuz gücü ve kudreti her zaman bu sayıca az olan, samimi iman eden insanlardan yana olmuştur. Tüm bu gerçeklerden gafil olan münafıklar ise güçlü gördükleri küfürdeki dostlarına kendilerini beğendirebilmek ve onların biraz olsun dikkatlerini çekebilmek için inanılmaz bir efor sarf ederler. Her fırsatta onların dünya görüşlerini, ideallerini, fikirlerini, ne kadar iyi benimsediklerini ve ne kadar iyi bir taraftar olduklarını ispatlayıp bu insanların gözüne girmeye çalışırlar. Ancak bilindiği gibi samimiyetsizlik üzerine kurulu hiçbir yakınlık asla kalıcı olamaz ve yıkılmaya mahkumdur. Nitekim Müslümanlar bu güçlü görünen şeytani yapılanmanın oyunlarını bozup onların şeytani düzenlerini deşifre ettiklerinde münafıklar da hemen taraf değiştirirler. Hatta menfaatleri açısından gerekli görürlerse onların ciddi birer muhalifi konumuna dahi gelebilirler. Ve sonrasında da kendilerine menfaat elde edebilecekleri başka odaklar aramaya başlarlar. Çünkü kim güçlüyse o tarafa dönen münafığın yandaşlığı, taraftarlığı, dostluğu, yakınlığı sadece göstermelik, samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir oyundan ibarettir. Onlarla işbirliği yapmak istiyor ama eğer düşmanları güçlü değilse onları da terk ediyor ayette. Belirtilmiş. Yani mesela kafiri ezerse Müslümanlar, yani fikre yahut düşüncesi ve bir şekilde onlardan da kopuyorlar. Yani güçlüden yana olur münafık. Sizlerle birlikte değil miydik? Evet. Hayır, müminlere sonra yapıyorlar arsızca. Evet, evet. Ya biz sizden zaten beraberdik. Yani o deliliklerinin bir yansıması olmuş oluyor. Mesela diyor ki Münafıkun Suresi 8'de şeytan Allah'a sığınırım. Andolsun diyor, yemin ediyorlar bir de. Medine'ye bir dönecek olursak, o şehre yeniden gelecek olursak gücü ve onuru çok olan, bak kimden yanar görüyor musun? Gücü ve onuru çok olan. Mesela İngiliz derin devlet. Herhangi buradaki bir dinsiz topluluk. Ama güçlü görünen, saldırgan ve Müslümanlara düşman olan bir topluluk. Mesela terörist bir topluluk. Gücü ve onuru çok olan, güçten kasıt tabii silahlı güçlü hepsi. Ve onuru çok olan, yani cahili, küfür onuru. Küfür süksesi. Var ya adam mesela, küfürde sükse yapanlar, evet. Tek tek anlatmama gerek yok biliyorsunuz. Evet. Düşkün ve zayıf olanı, Müslümanları nasıl görüyor? Düşkün ve zayıf. Elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Yani darmadağın edecektir Müslümanları diyor. Hep onların bilinçaltında bir gün Müslümanlara saldırılacağı ve onların darmadağın edileceği fikri vardır. Münafıklar hep bu özlem içinde yaşarlar. Onun için de sürekli küfürle irtibat halinde olurlar.